yaşında, 2 yaşında otizm tanısı aldı. O günden sonra hayat, kitapta da yazdığımız gibi, hiç eskisi gibi olmadı. Özel eğitimlerle geçen uzun bir süreç, zorlu bir süreç ama bugünlere geldik. Eğitimin inanılmaz gücünü gördük tabii Caner'de. Müziğe olan eğilimini çok küçük yaşlarda da demeyeyim, yani neredeyse aylıkken o kadar belirgindi. Ama en önemlisi de tabii 2 yaşına gelmeden önce müzik kapandığında ya da bittiğinde ağlamakla verdiği tepkiydi. Daha sonraları oturup televizyonun başında müziği, özellikle de klasik müziği dinleyerek devam etti. Sonra çok iyi sanatçılardan iyi müzik, kaliteli müzik dinleyerek bu şekilde devam etti. Sonra da kendisi çalmaya ve söylemeye başladı. İlk fark edişimiz de dediğimiz gibi bir müziğin çalıyorken kapatılıp onun ağlamayla devam etmesi şeklinde bize ilk uyarıyı vermişti aslında. Kitap bu. Adı Seni Yazdım. Caner'i yazdım. Kendi çok çocukluğumdan başlayarak kitabı yazmaya başladım. Çok uzun zamandır notlar alıyordum. Kitaplarımı da hep öyle okudum zaten bundan önce, yazarların kitaplarını. Hep altlarını çizerek, notlar alarak, bir yerde onları biriktirerek. Bana yaz dediler. Ya olur mu, olmaz mı? Yaz sen, yaz umut olur dediler. En çok da eşim dedi. Peki yazalım bakalım nasıl olacak dedik. Derken işte kalem oynadı, el yazdı. Ve Seni Yazdım kitabı kendimden, daha sonra Caner'den, Caner'in özelinde deneyimlediğimiz otizmden, sağlıklı bireylerin sağlıklı bireylere birkaç cümle, otizmli ailelere asla umudunuzu kesmeyin, hayallerinizi tüketmeyin, hatta hayaller kurun diyerek bir takım bir şeyler sunmaya çalıştığım bir kitap bu. Otizm burada kendi okuduğum kitaplardan da alıntılarla ve onlara kaynaklar göstererek ailelere bir takım kitap önerileri de yaptım. Başucu sayılabilecek kitaplar özellikle bu konuda. Okurlarsa otizmi çok yakından tanıyacaklar, otizmli bir bireyi tanıyacaklar. Otizmle ilk başta savrulmuş, kavrulmuş bir ailenin daha sonra rahatladığını, hatta çok mutlu bir yaşantı sürdüklerine de bu kitapla şahit olacaklar. Annelik hakikaten çok keyifli, çok güzel, inanılmaz duygularla bir 9 ay onunla kan kana, can cana. Sonra yine o ayaklanıp sizden bağımsız bir küçük birey olana kadar sizinle. Sonrasında da siz var oldukça hep sizinle oluyor. Gülen, oynayan, işte herkesin geçerken sevdiği, pusetinde durdurup böyle sevdiği falan bir çocuktu. Ondan sonra 2 yaşında böyle bir tanıyı almış olmak çok yaralayıcı, çok üstesinden gelinmesi inanılmaz zor bir durumdu. Bu kitabın açıkçası yazılış nedeni en çok da o. Dediğim gibi birincisi otizmli ailelere umudu kaybetmeyin, hayal etmekten vazgeçmeyin, çocuğunuzun başarılı yanlarını, artı olan yanlarını ortaya çıkarın. Mümkün olduğu kadar da eksik olduğu yönleri daha da azaltma yoluna gidin. Caner bana kitap yazma sürecinde yanımda oturarak destek oldu. Çayımı getirerek destek oldu. Evet. Kırmızı defterlerimi bir araya getirerek destek oldu. Ama tabii en büyük destek yine ondan ve açıkçası eşimden. Eşimin büyük desteği. Hadi Filiz, hadi Filiz'di. O kadar arkadan hadi demeseydi bitmiş miydi bilmiyorum daha. Kadınlar hayatı değiştirirler. Bir kadın hayatı, bir ailenin hayatını değiştirir. Onda o güç var, o potansiyel var. Çocuğu otizm tanısı almış annelerin hayatlarının çok büyük bir zora girdiğini,
yani bu hayattan çekip gitmek isteyecek kadar büyük zorluğun içine girdiğini hiç unutmayalım. Komşunuz dahi olsa bir kahve içimi ona mola verdirin derim. Ben annemden inanılmaz destek gördüm. Bu kitabımı senin için yazdım. Bakar mısın? Neymiş kitabın adı ya? Söyle bakalım. Seni yazdım. Seni yazdım, evet. Evet. Hamdi Hoca'nla. Hamdi Hoca ile çalıştığında. Mesela hangisi? Ne çalmak istersin? Bir Demet Yasemin ister misin? Bir Demet Yasemin kimin parçası, kimin şarkısı?